Şimdi başka bir konuya gideceğiz. Tarımdaki maliyetlere gideceğiz. Orada tabii latife yapmak bu ülkede çok zor. Zorluyoruz biz de. Birazcık tebessüm etsin insanlar diye de herkes bir yandan da özlüyor, mumla arıyor biraz gülmeyi. Öyle diyen izleyicilerimiz de var. Tarımdaki maliyetler ve neticesi ama çok acıklı. Her şey öyle de tarımda gıda olduğu için, raflarda şu anda en çok konuşulan şey olduğu için işte o çok önemli. Önce maliyetleri düşürmek lazım bu fiyatların inmesi için ama oluyor mu? Olmuyor. Pek çok açıklama var, sonuç yok. Emekli maaşımı çektim aşağıdan. Oradan baka 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 buraya geldim. Fiyatları geziyorum şimdi. Hiçbir ne düşük bir fiyat ne bir şey, hep aynı. Emekli Nilüfer Doğan maaşını çekti, market market gezdi. Her zaman yaptığı gibi etiketleri tek tek kontrol etti. Şimdi enflasyon timi de sahada. %7'lik KDV indiriminden sonra fiyat denetiminde. Enflasyon timi hasıl biziz. Emeklileri anasını ağlattılar. Vallahi çok yazık, günah. 10 ekmek, 15 ekmek alan var. O ekmeği yiyecek, neyle yiyecek? Yanında yemeğe bir şey yok. Kısa günde 40 sefer dolaşıyor bütün marketleri vatandaş. Bunlar biliyor. Vallahi fiyatlar düşmez, yükselir de düşmez bu şartlar altında. Yükselen gıda fiyatları karşısında hükümetin son hamlesi KDV indirimi. Vergi müfettişlerinden oluşan enflasyon timi etiketleri kontrol ederken TÜİK'te tarımsal girdi istatistiklerini açıkladı. Aralık verilerine göre çiftçinin yıllık maliyeti %45 oranında arttı. Başka bir çözüm bulması lazım. Hani marketlere cezaymış falanmış. Bunlar olmaz yani, bu şekilde olmaz. Yani 2 sene içinde ülke ne hale geldi? Baktığımız zaman 16 farklı tedbir uygulandı bugüne kadar. Fakat bunların hiçbiri etkili olamadı. Neden? Çünkü sorunun kaynağı tarlada. Tarımda bir şey yapmadığı sürece bir yere gelemez bunlar. Ocak 2021'de domatesin kilosu 4,5 liraydı. Şimdi ise bir mahalle marketinde 19 lira 99 kuruş. Bir yılda %200'ün üstünde artış var. Üstelik sadece domateste değil, tüm gıda ürünlerinde durum aynı. Çünkü tarlada yetiştirilirken maliyetleri arttı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre sadece gübredeki bir yıllık artış oranı %152. Türkiye Ziraat Odaları Birliği verilerine göre ise bu yüzde bazı çeşitlerde %300'ün üzerinde, bazılarında %400-500 oldu. %300 artan bir girdide siz sadece %30'luk bir indirim yaparak bu sorunu çözemezsiniz. Fiyatlarımız normal yani. Mesela ne kadar domatesin kilosu? Domatesin kilosu 20 lira. 20 lira? Evet. Normal mi? Alışımıza göre normal. Şimdi balık baştan kokar. Biz pahalıya alıyoruz, mecburen kar payımızı koyup pahalıya satıyoruz. Sebzesinden meyvesine, yağına, salçasına, peynirine, etine, pahalılık tüm gıda ürünlerinde. Tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım'a göre sorunun kaynağına inilmediği sürece fiyatların aşağı yönlü hareket etmesine imkan yok. Yapılması gereken tek şey sorunun kaynağı olan tarlada çözüm aramak. Yani tarlada biz çözüm bulamadıktan sonra sürekli marketteki, pazardaki etiket üzerinden bir çözüm üretmek sonuca götürmüyor bizi ve götürmedi de bugüne kadar. Uzmanın söylediği yerden devam edelim. Sorunun çözümünü tarlada aramak lazım. Orada çalışanın gelirinin arttırılması lazım. Ama orada çalışmak için bir alanı da olması lazım. Büyük şehirlerin etrafında her yeri imara açmaya çalıştıkları için veya tarlalar İşgale uğradığı için, adeta işgal altında olduğu için ta Adanalarda birçok ihtiyaç oldan gelmesinin lüzumu olmayan pek çok üründe oralardan geliyor. Maliyetleri ikiye katlanmış durumda. Peki buralarda işgal kim bunlarla uğraşıyor, nasıl uğraşıyor? Mesela geçenlerde Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, MHP'li bir belediye ve 400-500 kadar kaçak yapıyı yıktılar ama alet edevatları yok. Efendim pek çok kişi kartvizit martvizit peşine düşüyor. Yahut bir sürü bu emlak barışı diye bir şey var ya, bu insanların önünü kapatıyor. O gerçi şey diyor yani, kartvizitinde ne yazarsa yazsın, dayısı amcası, biz devam edeceğiz buna. Bu o kadar yaşamsal ki, çünkü bu tarlalar işgal altında kalırsa büyük şehirlere giderek daha uzaktan gelecek ürünler ve daha pahalı olacak. Bu fiyatların rafta inmesi mümkün olmayacak. Bu konudan bahsetmeye de devam edeceğiz.